Selamlar herkese, yeni bir video ile karşınızdayız. Eğitim serimiz hız kesmeden devam ediyor ve bu videomuzda da Ethereum'un blok zincir ekosistemindeki rolünü inceleyeceğiz. Aslında Ethereum'dan önceki videoda bir bahsetmiştik, bir giriş yapmıştık ama uzun tutmamaya çalışıyorum. Eleştirileriniz, öneriniz varsa da her zaman almak isterim. Kısa kısa da tuttukça daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Onun için de videolarımıza bu şekilde devam edeceğiz. Yani şu an belki başlangıç videoları geliyor biraz daha bilen kişiler için ama herkesin anlamasını istiyorum bu eğitimi izleyen. Gerçekten başlayan, sıfırdan başlayan herkesin de bu eğitimi bitirdiğinde bilgi sahibi olmasını istiyorum. Onun için gelecek videolarda farklı alanlardan da bahsedeceğiz. İşte burada proje geliştirmek isteyen kişiler için detaylardan bahsedeceğiz. Bu alanda bir iş bulmak isteyenler için fırsatlardan bahsedeceğiz. Veya bu alanda işte hibe almak isteyen veya fırsatları değerlendirmek için neler yapılması gerekiyor? Hepsinden bahsedeceğiz. Şimdi Ethereum'un bu ekosistemdeki rolüyle başlayalım. Ethereum sadece bir blockchain platformu değil aslında. Aynı zamanda blok zincir dünyasının yapı taşı. Çünkü Ethereum diğer projelerle de etkileşim kullanıyor. Birçok kullanım alanı var ve bu sayede öncü bir rol alıyor. Şimdi neden böyle olduğunu gelecek videolarda anlatacağız. Çünkü Ethereum şunu yaptı. Hani önceki videoda da biraz bahsetmiştim ama blok zincir teknolojisini sadece dijital bir para sistemi olmaktan çıkardı ve biraz daha bir platforma çevirdi. Devrim yaratan bir platforma. Üstünde uygulamalar geliştirilebilen bir platforma. Yani Bitcoin çünkü dijital bir altın olarak görüyor. Dijital bir yatırım aracı olarak görüyordu. Ethereum artık blok zinciri programlanabilir hale getirdi. Yani uygulamalar geliştirilebilir hale getirdi. Ve Ethereum'a da bu noktada birinci katman blok zincir deniyor. Ve bunların da başında geliyor diyebiliriz Ethereum. Artık isteyen bir kişi Ethereum'u kullanarak üstünde bir uygulama geliştirebiliyor. Ve şu an Ethereum üzerinde binlerce uygulama var ve bunlara dApp diyoruz. Zaten bunu önceden de söylemiştik. Akıllı sözleşmeler ve tokenlar burada yer alıyor. Şimdi ne dedik? Ethereum direkt diğer blok zincirlerle de işbirliği içinde. Yani çünkü açık kaynak kodunuzun sahip. Zaten blok zincirin olayı o. Her şey sahip, şeffaf. Kaynak kodları açık. Gel kullan kardeşim diyor. Yani isteyen bunlara erişebiliyor. Onun için de bu hem ekosistemin büyümesini sağlıyor. Çünkü biri proje geliştirmek istiyor. Ben de olabilirim. Siz de veya farklı. Kodlar açık kaynaklı olduğu için herkes erişebiliyor ve bu sayede ekosistem genişliyor. Örneğin işte Polkadot var. Polkadot Ethereum ile veri paylaşımı yapıyor ve burada birlikte çalışabilirliğini arttırıyor. Veya işte Polygon çözümü var. Bunlar katman 2 çözümleri. Layer 2 olarak geçiyor. Ve burada da şunu yapıyor. Ethereum'da gaz ücretleri yüksek oluyor. Veya bazen daha yavaş kalabiliyor. Çünkü her şey Ethereum'un üstüne kurulu olduğu için. Mesela Polygon bunu daha hızlı ve ucuz hale getirilmesini sağlıyor işlemleri. DeFi tarafına bakacak olursak yani birçok kullanım alanına sahip. Zaten geçen videoda bahsetmiştik ama biraz detayına inelim istiyorum. DeFi tarafına bakacak olursak burası merkeziyetsiz finans. Yani bankalar yerine burada bildiğiniz merkeziyetsiz uygulamalar, app'ler var. Ve Ethereum'da biraz bunun temel taşını oluşturuyor. İnsanlar mesela burada işte bankalara ihtiyaç duymadan para alıp satabiliyor. Veya borç alabiliyor, kredi alabiliyor, verebiliyor. Örneğin işte burada ev projesi var. Linki hatta paylaşmış olurum siz derken ona ulaşabilirsiniz. Örneğin bir dijital varlığınızı teminat gösteriyorsunuz ev üstünde. Ethereum ağ üstünde mesela 5 Ethereum'unuz var. O da şu an 15 bin dolar yapıyor. 15 bin doları teminat gösterip kredi çekebiliyorsunuz. Yani böyle imkanlar var. Geri ödediğinizde teminatını alıyorsunuz. Ve şu anki hani işte geleneksel finans sistemlerinde dijitalleşen dünyada biraz daha alternatif oluşturmuş oluyor. Diğer tarafı sanat tarafı zaten. Ethereum burada gerçekten önce oldu yine. Sanatçılar eserlerini dijital hale getirdi. Aslında tokenize etti. Yani mesela her şeyi tokenize edebilirsiniz. Örneğin elinizde bir kalem var. O kalem herkeste de aynı. Değiştirdiğinizde fark etmez. Aynı kalemden birinde varsa. Ama onu tokenize ettiğinizde artık o kalemin bir kimliği oluyor demek. Nasıl bizim hepimizin bir TC kimlik numarası varsa kalemin de bir kimlik numarası oluyor. Artık benzersiz hale gelmiş oluyor. Ya burada Ethereum tarafında da şu örneği vermeden geçmek olmaz. Beeple örneğine. Beeple NFT furyasını başlatan kişilerden biriydi ve yarattığı dijital sanat eseri tamı tamına 69 milyon dolara satıldı. Ve zaten bundan sonra çok büyük bir ilgi oldu, çok büyük akım oldu. Şu an NFT'ler şaşalı döneminde olmasa da yaklaşık 3-4 sene önce burada çok büyük bir akım olmuştu. Tabii ki hani gelir tarafında da dediğimiz gibi işte önceki videoda da bahsettim. Sanatçılar artık eserlerini satıp gelir elde edebiliyor. Koleksiyonerler dijital olarak sanat eserlerini toplayabiliyor. Şimdi
En önemli kısımlardan biri bence merkeziyetsiz topluluklar, organizasyonlar. Yani günümüzün en önemli şeylerinden biri topluluk oluşturmak. Bu blok zincirde olsun, farklı alanda olsun. Bir topluluğunuz varsa, bir topluluksanız burada çok büyük etkiler yaratabiliyorsunuz. Çünkü bir kişinin yarattığı etkiyle 1.000 kişinin yarattığı etki farklı. Ha, bu topluluk mesela hayırseverler topluluğu da olabilir. Ha, bu topluluk bol sevenler topluluğu da olabilir. Herhangi bir alanda veya işte ben Ebru sanatı yapmayı seviyorum. Burada topluluk oluşturulabilir. Veya yatırım tarafında topluluklar oluşturulabilir. Olabilir. Ama blok zincir şunu sağlıyor toplulukta. Bunlara DAO deniyor. Merkeziyetsiz organizasyonlar. Örneğin topluluğa üyesiniz 1.000 kişi. Herkese özel Ethereum üstünde token oluşturuluyor. Bir kimlik oluşturuluyor, bir ID. Bu ID her zaman bir token olur. Ve bu ID sayesinde mesela bir karar verilecek organizasyonda. Örneğin işte yatırım yapılacak bir yere diyorsunuz ki şuna yatırım yapılsın diye bir seçim açılıyor. İşte bu 100 bin dolar yatıralım mı? Ve o seçimi hepiniz herkes görebiliyor. Oylama herkese açık, şeffaf çünkü herkesin bir ID'si var. Oy kullanılıyor, süre de belli ve otomatik olarak o sözleşmede ne yazılıyorsa her şey oylanıyor ve sonuç ortaya çıkıyor. Ve şunu da sağlıyor dijital topluluklar yani herkese ulaşabiliyor. Ya ben Türkiye'dim, öbür adam Avustralya'da olsun fark etmez. Aynı topluluk içinde yer alabiliyoruz. Topluluk tarafına güzel bir örnek vermek istiyorum size. Links DAO. Yaklaşık 3 sene önce kurulmuş, golf severler tarafından kurulmuş bir aslında dijital bir kulüp. Ve bu kulüp şunu diyor işte birkaç kişi birleşiyor diyor ki biz bir dijital golf kulübü kuracağız Links DAO adında bir topluluk oluşturacağız. Ve amacımız bir golf sahası satın almak kendi golf kulübümüz olsun. Ve diyor ki en fazla kulüp üye sayımız da 9.000 olacak. Ve bunun için 9.000 adet NFT oluşturduk. Bu NFT de Ethereum zinciri üzerinde token olarak yine oluşturuluyor. Ve bunları satın alan kişiler bu kulübün üyesi olacak. Bu kulüp içinde kararları verecek diyorlar. Ve böyle başlıyorlar. Örneğin ben de bu kulübe üyeydim. Bir NFT'sine sahiptim. Stephen Curry de bu kulübe üyeydim. Ya Amerika'daki ünlü bir basketbolcuyla ben aynı kulübe üye olabiliyordum. İşte DAO'nun bu tarz faydaları var. Ve en sonunda da şunu da ekleyeyim. Links DAO büyüyerek bir İskoçya'da bir golf sahası satın aldı ve bunu başardı yani dijital bir topluluk. Bunun dışında Ethereum çok oyun geliştiriliyor Ethereum üstünde. Ne demiştik? Ethereum bir telefon gibi düşüneceğiz. Ve bunun üstünde birçok uygulama geliştiriliyor. Finansta, oyunda, sosyal medyada. Oyunlar da çok geliştiriliyor. Axie Infinity vardı ve Ethereum altyapısını kullanarak insanlar oynayıp kazanç elde ediyordu. Ve yaklaşık 3 yıl önce aynı anda yüz binlerce insan bu oyunu oynuyordu. Ve bu sayede de biraz daha artık oyun ekonomisi yaratılabiliyor. Çünkü neden? Bu oyunu oynadığınızda mesela oyun içinde bir karakter mi var? Bu size ait artık. Ama şu an mevcut oyunlarda karakter aslında oyuna aitse oyun sizi banladı. Yok artık o karakteri satamazsınız. Ama burada blockchain tabanlı oyunlarda karakter size ait. Token üzerinden direkt olarak dijital paralar üstünden kazanç sağlayabiliyorsunuz gibi birçok örneği var. Oyun tarafına ayrıca bakacağız mutlaka. Bence çok önemli bir alan. Ve oyun tarafına ilginiz varsa geliştiriciyseniz blockchain tarafını mutlaka öneririm. Yani şimdi diğer bir yandan bunlardan hepsinden bahsettik. Ethereum'un geleceğinden, şu anki mevcut durumundan da bahsetmek istiyorum. Ethereum geçtiğimiz yıllarda Proof of Stake mekanizmasına geçiş yaptı ve bu sayede enerji tüketimini büyük ölçüde azalttı. Çünkü hani çevreye duyarlı değil deniyordu. Birçok bununla ilgili şikayet vardı. Ancak bu güncellemeyle birlikte bu sorunu çözdüler. Bunun dışında ölçeklenebilirlik sorunu da çözmeye çalışıyorlar. Çok önemli aşamalar kat ettiler ama çok daha önemli gelişmeler de var. Bunun dışında EVM standartını oturttular ve artık bu standart bir Ethereum dışında da blok zincir üstündeki birçok blockchain tarafından kullanılıyor diyebiliriz. Bunun dışında burada bahsetmek istediğim bir kısım da EVM tarafı dediğim. Burası Ethereum'un aslında bir sanal makinesi ve uygulamalar burada çalışıyor. Bunun sayesinde de Ethereum artık bir standart oluyor ve ekosistem genişliyor. Düşünün sizin bir telefonunuz var, bir markanız var. Bunun üstünde binlerce oyun geliştiriliyor, binlerce uygulama geliştiriliyor. Ethereum bunu sağladı. Ve bunu sağlamasıyla birlikte büyük bir topluluğu oluştu. Yani çünkü binlerce geliştirici var. Ethereum üstünde gelişiyor. Bu blok zincir. Tabii ki bu blok zincirin başarılı olmasını onlar da çok istiyor. Onun için de büyük bir topluluk oluştu ve geliştirici sayısı gün geçtikçe artıyor ve açık kaynak olduğu için geliştirmek çok daha kolay. Yeni kişilere açık ve işbirliklerine de açık ve sürekli daha ilerisine götürüyorlar diyebiliriz. Şu an Ethereum zaten blockchain tarafında milyarlarca dolar piyasa değerine sahip. Artık biraz daha yerini sağlamlaştırılmış ve birçok farklı projenin de üzerinde geliştirdiği bir blockchain. Burada az önce bahsettiğimiz DeFi, sanat, DAO, oyun birçok alan var gerçekten ve bu alanlar gün geçtikçe
daha da gelişecek diye düşünüyorum. Çevre duyarlılık kısmını da artık dediğim gibi azalttılar. Bu kısmı da onun için geçiyorum ama sunumu mutlaka sizle paylaşacağım. Sonuç olarak Ethereum gerçekten blok zincir tarafının merkezi bir unsur haline geldi. Çünkü uygulamalar ve çözümler sunuyorlar. Birçok alanda bunu yapıyorlar. Ve tüm bunları detayına biraz daha inmek de istiyorum. Yavaş yavaş iniyoruz, yavaş yavaş derine iniyoruz. Onun için gelecek videomuzda da Ethereum'un temel özelliklerine ve neden bu kadar güçlü, neden temel taşı haline gelecek bir platform olduğundan bahsedeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler.